Arkadaşlar merhabalar. Elazığ tablo çalışmalarımı bitirdim. Burada görebildiğim, tablodan çıkarabildiğim sapkanları aktaracağım sizlere. Tabii dün Elazığ sonuçlarını gördükten sonra da biraz hani cesaretimiz kalmıyor. Elazığ'da olmadık yarışlar, olmadık sonuçları çıkartıyorlar. Gelen hatlara bakıyorum. Doğru değil, hoş değil. Hani bu İstanbul'da da oluyor. İstanbul'un dün ilk ayağında Maiden Kaisbert'in yarış kazanması her neyse, burada da birkaç yarışta Elazığ'da dün yani yazılamaz atların kazanması hoş olmadı. O yüzden hep söylüyorum başta, aman diyorum, bütçelerinize dikkat edin. Çok içime sinen programlar olmayınca da bu sözleri her zaman söylerim. İyi haftalar dilerim. Pazartesi umarım şanslı, iyi programlar geçirdiğimiz bir hafta birlikte geçer. Boş koşusu, birinci koşusu Maiden 1-5 arasında olur. Bir kazancı yüksek safkan çıkar. Bu kaçarsa 5 yerine geçer. O da kaçarsa herhangi bir at kazanıyor. Artık Maiden'larımız böyle. Yorum yapmak çok zor Maiden'lara. İkinci koşu şartlı 4. Bu şartlı 4'lerde yüksek handikaplı atların bazı yarışlarda gitmedikleri, kaçtıkları, sürpriz çıkarttıkları oldu. O yarışlardan biri tekrar etmez ise 8 kazanır. Yani plaseler için önemli. Yanında Kaisbert'i var. 6 iyi koşabilir. 2-1 ekürilerle birlikte. Bunlardan da at yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu Arap yarışları aprantilerin elinde çünkü. Yani, ne olacağı bazen belli olmuyor. 8 kazanır atı 8. Rakip 6. 2-1 yazılır safkanları. Alt gruba inmemesi gerekir. İnme ihtimali de var. Ondan bahsettim şartlı 4 için. Üçüncü koşu şartlı 5. Mucittay. Bir nolu safkan. %41 AGP. AGF. Şartlı 5 birinciliği var. Son yarışı. Dün kısa vade 6 yarışında aynı bu şekilde çıkan bir safkan için yorumum, kaçarsa kısa vade 6'dan Zeki Kız yerinde çıkan safkanı önermiştim ki yazılabilir diye. Sebebi gitmezler. Kasıtlı olarak enseye basarlar. Biz koşuyormuş gibi görürüz sadece. Ne yazık ki koşmadılar. O koşmadı. Zeki Kız koşmadı, gitti. Dişi safkan olmadık bir at yarış kazandı. İşte bu tip sonuçlar çıkabiliyor arkadaşlar. Bu da buradan kaçmaz ama geldiği yer şartlı 5 tekrarını yapıyor. Hani 59 kiloya çıkıyor tabii. Feridi veriyorlar. İlk ayak. Genel anlamda da anlatmış oluyorum bu olayları. Ve yanına at yazdırmıyor kolay kolay. Çünkü geçti bu rakiplerini. Hem de uzak ara geçti. Rakip yazmak zor. Ancak gördüğüm bir safkanı ben eklemenizi öneririm. İşte bu şart 10 nolu safkana gidiyor. Maiden çıkmış 55 uzak çekti. Şartında kilosu 55 kilodur arkadaşlar. Bu şu anki tabii bu şartın kilosu. Bunlar her gün değişirler. 10 nolu safkan ben de favori koşuyor. Bir, anlattığım sebeplerden dolayı güven vermiyor. TJK'ya koşuyorlar. Yani başka şey söylemek istemiyorum. 2 gibi, 8 gibi safkanların yine ihtimalli olduğunu, 3-4'ün kalite puanının olduğunu gördüğüm bunlar. Varsa diğer atlardan ilave etmek istediğinizi yazabilirsiniz. At yazılmasının temel sebebi bir nolu safkanın kayba koşması, ikincilikle ayrılması yarıştan. Önüne bir at alması. Yani kısa vade 6 bakın. Altıncılığı kısa vade 6. Dünkü yarışın aynısını bu da yaptı. 1-1 satış, arkasından şartlı 5 uzak. İsterseniz bakın derecelerini net olarak görürsünüz. Bu olaylar yaşanır. Ben birinin yanına onu eklemenizi tavsiye ediyorum. Diğer atlar tercih sebebi. Dördüncü koşu handikap 15, handikap 3, şartlı 5'deki yarışının tekrarı gelmesi halinde 4'e rakip yok kazanır. 8 gün ara sonra bu bölgelerde bir yarış iyi koşuyorlar, bir yarış enseye basıyorlar. Bunlar hep olur, olacaktır da zaten. O yüzden zordur buralar. Elazığ, Diyarbakır yarışları. Hani giderlerse tek olur kazanır 4 nolu safkan. Rakibi AGF olan 7 çıkar. Oğlum garip. Yani 4 koşmazsa o da şartlı 3'teki yarışı yeterli bu gruba. 7 koşsun bari o gelir. En azından gördüğüm bu. Diğer atları önermeyeceğim. Varsa gördüğünüz eklemeyi size bırakacağım.
Yani iki atımla dışına çıkarsa benim söyleyecek lafım yok. Normalde 4 tek olur vaziyette start alıyor. 5. koşu handikap 16, dişi handikap 3. Eğer 5 ve 7 nolu safkanlar eksik koşarlarsa 4 tek olur. 4'ün rakipleri dişi safkan, 3 yaşındaki dişi safkan 5. Son iki yarışı işte bundan da kayıp yarışı geliyor arkadaşlar. Bu yüzden yanına mutlaka öneririm ben. Hani üçüncü yarışa pek gitmiyorlar. Almak istemiyorlar. Tabelede kalmayı tercih ediyorlar. Haftaya aynı grupta tekrar yarış var. Yani 3 yaşında. İşte o yüzden baktığımda 62 kiloyla 4 nolu safkanın kazanırda olduğunu gördüğüm için favorim, hatta tek olur vaziyette. Diğerleri hepsi yanına geldi. 7 buranın sürpriz atı. At yazılabilir. İtirazım yok. Handikap dişi yarışı olduğu için. Diğer atların hiçbirine itiraz etmem yazılırsa da. Diğer atlardan gördüğünüz varsa ilave edin. Ancak önce 7'yi 5'ten sonra önce 7'yi mutlaka ilave edin. Bu da şartın 7 nolu safkan hafif kilolu at. İşte 7 koşarsa kazanır. 4'ü falan dinlemez. O yüzden ilave etmenizi ısrarla öneririm. Yoksa 4 tek olur bende. 5 tabii ki iyi koşar ama ikincilik bekliyorum. Yok gidiyoruz diyorlarsa da AGF ile kazanırlar. Ona da itiraz etmem 5 için. O yüzden 4, 5, 7. Diğer atlar yani kime eklerseniz olur derim. 6. koşu handikap 16, handikap 3, 6 nolu safkan. Bu da tek olur vaziyette çıktı bende. Yani kazanmasını bekliyorum. Son yarışından dolayı. Bu da son yarışını tekrarlarsa gene geçer bu grubu. Bu da kaçtı diyelim, eksik koştu ya da başka bir şeyler oldu. Oluyor çünkü. Yarıştan sıkıntılı ayrıldı. Yerine 5 geçer, 8 verit tercih etti artık. 8 geçer, 4 bir sürpriz yapar. Yazılır Arap yarışı. Arap yarışı atları arkadaşlar ağırlıklı olarak jokeylerin inisiyatifinde yarışı bitirirler. Çok bağlıdır. Yani jokeylerin faktörü çok etkendir Arap yarışçılığında genel olarak. Arap at yarışlarında. İngilizlerde değil. O yüzden iyi jokeyler Arap yarışlarında başarı sağlarlar. O yüzden 8 olur, 5 olur, 4 olur, 1 olur, diğer atlar olur. Diğer atların yazımını gene size bırakacağım. Ama 6 son yarışını aynı yarışta tekrarlarsa rakipsiz duruyor. Onu söylemek isterim. 7. koşu maiden 1 nolu safkan 156 AGF Ocak doğumlu jokeyini artıladılar. Tek olur mu? Herhalde çıkacaklar Ferit'le. Ferit'i bindirdiler. Zaten bir yarış kazanmazsa kapatın arkadaşlar burayı. Yani olduğu gibi hiç düşünmeden bence kapatın. Klasik artık maidenlarımız. Kimin ne yapacağı belli değil. Bunu bize gösterirler. Biri Ferit'i üstüne bindirirler. Bir yarış başlar. Bizim bir en sonda yarış takip ediyor. Yani dün üçüncüydün falan böyle. Sprint atmış güzel de. Yarışı da güzel, başarılı. İşte AGF'ye çıkınca AGF ağırlığını bazı at sahipleri kaldıramıyor. Atlar değil de at sahipleri AGF ağırlığını kaldıramıyor. Bu atın geçilmesinin sebebi at sahibi olur. Yani ikinci falan çıkma ihtimali tabii ki var. O yüzden kapatmanızı tavsiye ederim. Hem de yüksek ikramiyeye gitmek isteyen arkadaşlara. Yani 8, 7 yine AGF almış safkanlar. İşte bilemiyorum arkadaşlar. Yani burada kimin ne yapacağını inanın bilemiyorum. Çıkarsa bir, kazanırsa AGF tekimiz piste inmiş olur. Yani bir nolu safkan yarış kazanırsa tekimiz piste iner. Çok da hani çok güvenmeyin. Maidenlarda %80 AGF olsa dahi çok da fazla güvenmeyin bu AGF'lere. 8. ve son koşu handikap 14, handikap 3. Burada arkadaşlar iki safkan ön planda, tek önermeyeceğim burayı. 8 gene yarış kazanabilir durumda. Taç satı geçer, 13 nolu safkanı geçebilecek durumda gördüm. 8 mutlak kuponlarda olsun, Kaisberg'tir. 13 yazılır. Diyarbakır'dan getiriyorlar. Başarılı iki yarış var ama burası Elazığ. Elazığ da fark eder. Pist farklılığı olur. Taç satı için. Gene de yazılır. Sürpriz atlarım var. 7. Ekürler 4 ve 7. Ve 3 asıl sürprizini bu yapar. 3 nolu safkan Aprantis ile uygun şartın uygun kilosu ile. Bunu da artısını yapayım.
bu handikap 14'te kazanabilirler. Mesafe kısa, yarış handikap 3, altta kilo veren safkan hemen hemen yok. Olanlar da maiden atı. Geçen maiden atların yarış kazandığı gibi Kaysberg, bakın. Bunu da hazırladılarsa örneğin sürprizini yapar gelir. Bu kadar. Kaysberg olduğu için yazılabilir. 12 yoksa çalışırken çıkmaz böyle atlar. Burası da bu şekilde. Yani biraz at bulundurmakta fayda var bu Arap handikap yarışında. Elazığ, umarım kurgularımız doğru dürüst tutar, iyi gider. Kolay değil yarışları, programları. Bazı atları bulmak neredeyse çok çok zor. O yüzden her zaman için diyorum, dikkat edin. Yani önce cebinizdeki para. Tutarsa devam edersiniz. Tutmazsa bütçelerinizi kesinlikle aşmayın. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşça kalın.